Sizlerle birlikte olsun. Amin. Ve Rab yine bugün o aydın yüzünü sizlere parlatsın ki karanlığın hiçbir kuvveti üzerinizde egemenlik süremezsin. Amin. Ama Rabbin kutsallığının doluluğu güneş gibi yüzünüze parlasın. Ta ki size bakan herkes sizde Rab İsa Mesih'in ışığını, Rab İsa Mesih'in nurunu görsünler. Amin. Evet sevgili kardeşler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki Vahiy kitabını paylaşıyoruz. Bugün Vahiy kitabının 19. bölümüne geldik. Ve Rabbin işleyişi yavaş yavaş açığa çıkıyor. Rab kendi izzetini ve yüceliğini göstermeye başlıyor. Vahiy kitabı bize şunu gösteriyordu ki, milletler kendi yollarında yürüyecekler. Rabbi tanımayan halklar çoğalacaklar. Mesih'e başkaldırı başlayacak. İsa Mesih'in İncil'i reddedilecek. Her millet kendi yollarında yürüyecek ve Rabbin öğütlerine kulaklarını tıkayacaklar. Ve kendi düzenlerini kuracaklar ama sonunda bütün o düzenler, Mesih İsa'dan olmayan her bir düzen kırılacak, parçalanacak ve Mesih'in krallığı, ebedi krallığı bütün dünya milletleri üzerinde ilan edilecek. Amin. Rab bunu gösteriyor. Ve biz daha önceki bölümlerde gördük ki dünya sistemi kendi düzenini kuruyor. Yalancı peygamberliğin gücüyle ne yapıyorlardı? Düzenlerini kurup Tanrı'ya baş kaldırarak kendi düzenlerini kuruyorlar ve Mesih İsa bilgisine karşı geliyorlardı ve Mesih İsa'ya ait olanları reddediyor, onlara elemler çektiriyorlar, sıkıntı veriyorlardı. Ama sonunda baktık ki Rabbin öfke günü geldi, Rabbin sabır günü geldi. O büyük fahişe denilen sistem, dünyasal sistem, ekonomik olsun, siyasal olsun, dini olsun. Bunların hepsi ne oldu? Rabbin ismiyle yıkılmaya başladılar. Ve size şunu söyleyeyim kardeşler. Rab egemenlik sürüyor. Hiçbir zaman Rab kendi işinden vazgeçmiş değil. Rabbin her sözü, yazılmış olan her sözü denenmiştir. Yerine geldi. Eski ahit okuduğumuzda görüyoruz ve bugün de yazılmış olan peygamberlikler yerine gelecek. Size şunu söyleyeyim ki yazılmış olan peygamberliklerin çok az bir kısmı yerine gelmiştir. Ama daha büyük peygamberlikler var. Yaklaşık 3000'den fazla peygamberlik var. Ama bunun %10'u kadarı yerine gelmiştir. Öyleyse demek ki gelecek günlerde öylesine olaylarla sık karşılaşacağız ki anlayacağız o zaman Rab milletler üzerinde egemenlik sürüyor. Bunun için her birimizin İncil'i bilmesi lazım. Bunun için her birimizin imanda güçlenmesi lazım. Çünkü aldatıcı ruh milletleri aldatarak, aldatıcı peygamberlik milletler üzerinde işleyerek geliyor sevgili kardeşler. Eğer biz ayık ve uyanık olmasak onun tuzağına çok çabuk düşeriz. Çünkü insanlar bakıyorsun ki Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, burada olsun insanlar kendi akıllarına göre bir sevgi düşüncesini anlatıyorlar. Ya diyor ama diyor öyledir ama diyor bu da diyor böyle olsa iyi olmaz mı? Ne var sanki hatırım için bunu yapsam? İnsanlara diyorum ki bak Rabbin kelamında böyle yazılı, böyle olması lazım. Canım diyor şimdi şart mı diyor, herkes öyle mi yapıyor sanki? Ne olur diyor böyle olmasa, hatırım için diyor şöyle yapsan ne olur? Hatırın için öyle yapamam. Rabbin hatırını önce sayarım, senin hatırın için değil. Bak o zaman da küserim ama bir daha yüzüne bakmam. Ne diyelim şimdi? Ne demek lazım? Küsersen küs. Demek mi lazım? Diyebiliyor muyuz? Diyebiliyor musunuz? Evet diyorum. Gerçekten mi? Evet diyorum. Evet diyorsunuz. İnanayım mı ben? Pek samimi geldim. Çoğu zaman bakıyorsun ki yakınım, dostum, kardeşin, ailen, senden bir parça bu teklifi getirdiği zaman duruyorsun. E sonra diyorsun, ya ne yapayım şimdi diyorsun yani aile arasında problem mi çıksın? Ne yapayım arkadaşlar arasında problem mi çıksın? Ne yapayım şimdi dostluğumuzu mu bozalım? Diyorsun ve ödün veriyorsun. İmanlıların en büyük zayıflığı budur. Bugün birçok imanlılar var, iki tarafa topallıyorlar.
İman ettikten sonra tek bir çizgi üzerinde yürüyemiyorlar. Çünkü dünyaya ait olan çekiyor, Rabb'e ait olan çekiyor. Ama çoğu zaman Rab gözle görülmediği için ne oluyor? Bu kelam unutuluyor. Dünyanın öğretisi, dünyanın fikri, dünyanın düşüncesi daha ağır basıyor. Ve kayıyorsun ve dünyaya gidiyorsun. Ama bundan daha büyük bir tehlike var. Şeytan hakikaten ulusları öylesine güzel bir araya toplayacak, öylesine güzel bir sistem kuracak ki bu yalancı peygamberlik sistemi bütün uluslar üzerinde egemenlik sürecek. Ve ne olacak o gün? Tek başına kalacaksın. O gün çaresiz kalacaksın. O gün herkes seni ayıplayacak, seni utandıracaklar. Ya sen de amma yobazsın be, amma dindarsın be, amma kitabın içine bağlandın kaldın. Sen de ne kemik kafalısın diyecekler ve seninle alay edecekler, sen bir tarafta kalacaksın. Kabul edecek misin bir tarafta kalmayı? Kabul edecek misin tek tarafta kalmayı? Kabul edecek misin herkes tarafından reddedilmeyi? Eğer kabul etmezsen, eğer yapmazsan, eğer Rabbi onurlandırmazsan, İsa Mesih izzeti için yaşamazsan, eğer insanların hatırını Rab'den daha ziyade gözetirsen, sana şunu söyleyeyim. İnsanların hatırını Rab'den daha ziyade gözetirsen, Rabbin öfke kasesinden içeceksin. Bu yüzden şuna dikkat et. İnsanları hoşnut etmek değil, İnsanları memnun etmek değil, senin birinci hedefin Rabbi memnun etmek olacaktır. İşte vahiy kitabının geçen bütün süreleri içerisinde gördük. Görüyoruz ki evet milletler kaynaşıyorlar. Milletler düzenlerini kurdular. İsa'ya ait olanlara, kiliseye ezalar verdiler. Ama Rab ne yaptı sonunda? Hepsini cezalandırdı. İşte diyor o Babil yıkıldı. Büyük fahişe yargılandı, yalancı peygamberlik yıkıldı. Bütün o sistem, dünya sistemleri, Rab'den olmayan, Rab İsa Mesih'e ait olmayan bütün sistemler yıkıldı diyor. Şimdi Rab kutsalların ödünü alıyor ve Rab'in gelişi hazırlanıyor. Bütün dünyasal o düzeni yıkan Rab ne yapıyor? Kendi gelişini hazırlıyor. 19. bölüme geldiğimizde diyor, bundan sonra gökten büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işitti. Bakın, İncil boyunca hiç duymadığımız bir kelime ilk defa söyleniyor. Haleluya diyorlardı. İlk defa haleluya sesi. Neden? Çünkü Rab gerçekten egemenlerin egemeni, kendi krallığını göstermeye başladı. Artık açığa çıkmıştı. Haleluya demek Rabbi övün. Rabbi Yahve'yi övün, Yahve'yi yüceltin demektir İbranice manada. Haleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Tek bir kurtarıcı vardır. O da bizim iman ettiğimiz Tanrımız. İsa Mesih ismiyle kurtarış getiriyor. İsa Mesih olmadan kurtuluş yok sevgili kardeşler. Hiçbir peygamberde kurtuluş yoktur. Hiçbir inançta, dinde kurtuluş yoktur. Hiçbir hayır işlerinde, sevaplarda, yardımlarda, iyiliklerde kurtuluş yoktur. Kurtarış kime aittir? Tanrı'ya aittir. Nasıl kurtarıyor? Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'in haç üzerinde dökmüş olduğu kanla. Onun haricinde kurtuluş yok. O yüzden de diyor kurtarış kime ait? Tanrı'ya aittir. Yücelik kime aittir? Her şeyin üzerinde baş olan, övülmeye ve yüceltilmeye layık olan, hatırı sayılacaksa hatırı sayılacak olan bir tek varlık. Bizim iman ettiğimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası, bizim Tanrımız ve Babamız olan Yüce Tanrı. Adı Yahve olan, yücelik de O'nundur. Güç de Tanrımıza özgüdür çünkü her şeyin üzerinde egemenlik sahibidir. Güç O'na özgüyse hiçbir zaman, kardeşler, şeytanın bizi kışkırtmasıyla, şeytanın düşüncelerimizi karıştırmasıyla sakın olmasın ki bir denenmeye düştüğümüzde, bir tecrübeye düştüğümüzde, bir sıkıntıya düştüğümüzde nerede bu Tanrı demeyelim? Hani ya nerede? Dua ettik bir şey olmadı, çağırdık olmadı, yıllarca gittik olmadı. Sakın! Sona kadar dayanacak olan kurtulacaktır. Eğer dayanmazsan kurtuluşu kaybedersin.
O yüzden de hiçbir zaman Rabbin gücünden şüphe etme. O sabırlıdır. Bizde sabır yok ama onda sabır var ve mutlaka davayı görecektir. Ve ne diyor? Güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Adil olan Tanrı adaletiyle bütün ulusları yargılayacak. Senin davan boşa gitmeyecek. O yüzden Rab uğruna çalış. Kıymet bilmezler mi? Bilmesinler. Sevilmediler mi? Sevmesinler. İtibar etmediler mi? Etmesinler. Senin söylediğin sözü anlamadılar mı? Anlamasınlar. Sana hakaret mi ediyorlar? Aşağılıyorlar mı? Yerden yere mi vuruyorlar? Mesih uğruna vursunlar. Hiç merak etme. Rab her şeyi görendir. Amin. Ve göklerden kudretlerini uzatacak ve davayı görecektir. Çünkü diyor onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhuşlarıyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. Demek ki dünya düzeni, siyasi düzen olsun, dini düzen olsun, hangi düzen olursa olsun Mesih'in kullarına kötülük yaparsa, İsa Mesih'e iman ettiği için ona sıkıntı verirse onlar ne olacaklar? Yargılanacaklar. Kutsal kitap diyor, hazır olun. Size çok kötülükler erişecek. Hatta öyle günler gelecek ki sizi öldüren insanlar Tanrı'ya hizmet ettiğini zannedecekler. Bugün o zaman da mıyız? O zaman daha da gelecek. Daha berbatı gelecek. Ve sizi öldürdükçe Tanrı'ya hizmet ettiklerini zannedecekler. Cennete gittiklerini zannedecekler. Cennette düğün şölenler yapacaklarını zannedecekler. Huriler bilmem neler alacaklarını zannedecekler. Evlenecekler, bir sürü karılar olacak cennette. Bu cennet nasıl bir sebep bilmiyor. Herkes böyle bir cenneti elde etmek için seni öldürecek. Ne kadar Hristiyan öldürürsem diyecek, o kadar çabuk oraya gideceğim, o kadar çok hurim olacak. O yüzden senin kelle gitmeye hazır. Sen ölmeye hazır mısın? Ölmeye hazır mısın? Mesih uğruna ölmeye hazır mısın? Mesele buradadır sevgili kardeşler. Rab İsa Mesih şunu dedi. Ben öldürmem. Öldürmektense ölmeyi tercih ederim. Çünkü Rabbimin yarattığı cana kıymam. Dokunmam. Ama ben ölürüm. Sizin uğrunuza. Fakat ne oldu? Öldürdüler. Orada kaldı mı? Ölüler diyarı onu yuttu mu? Hayır. Üçüncü gün dirildi ve kıyam etti. Ve 40 gün sonra Tanrı'nın katına gitti. Şimdi ise orada milletleri yargılamak üzere vakit tamam olduğunda geri gelecek. Evet, kendi kullarının kanını, öcünü aldı diyor. Bak, aldı. Demek ki öç alınacak. Bütün milletlerden, bütün uluslardan Rab İsa Mesih intikamını alacak. Eğer bugün ortada bir selamet varsa, Rabbin gazabı yoksa biz şunu düşünmeliyiz ki Rabbin merhameti altındayız. İsa Mesih inayet dönemindeyiz. Ama bu inayet ebediyen gitmeyecek kardeşler milletler için. Haçı tanımayan, İsa Mesih'e iman edip İsa'nın isminde tövbe etmeyen milletlere inayet sonsuzluklar boyunca devam etmeyecek. Bu inayet bir gün bitecek. Bir gün bitecek. Bittiği gün son gelecek. İşte o gün milletler şunu söyleyecekler. Ey dağlar üzerimize yıkılın. Çünkü Tanrı'nın kuzusu geliyor. O kuzunun gazabından bizi kurtarın, koruyun, esirgeyin diyecekler. Ama hiçbir yere kaçamayacaklar. Çünkü Tanrı kelamı diyor. Rabbin elinden nereye kaçayım? Eğer denizden diplerine gitsem Rab orada beni bulur. Eğer diyor yıldızlara çıksam Rab orada da elini bana uzanır. Rabbin elinden nereye kaçacak milletler? O yüzden öyleyse son zafer sevinci kime aittir? İsa Mesih'e aittir. Bundan dolayı sevinçli olun, dimdik ayakta durun, size hediye edilmiş olan bu imanın hiç kimse tarafından yağmalanmasına izin vermeyin sevgili kardeşler. İkinci kez tekrar Haleluya diyor. İkinci kez tekrar Rabbi yüceltiyor. Niçin? Birinci defa Haleluya. Rabbi yüceltin. Çünkü dünya sistemi alt üst oldu, Rab yıktı. Bakın dünya milletleri bir araya geliyorlar.
sistem kuruyorlar, düzen kuruyorlar. Daha da büyük bir düzen kuracaklar ama Rabbi kabul etmeyecekler. İsa'yı kabul etmeyecekler. İsa'nın öğretisini kabul etmeyecekler. İsa'nın adını reddederek yapacaklar. Ve sonra da sana da diyecekler ki, bak ben ekonomik sistemimi, düzenimi kurdum. Eğer İsa'daysan alışveriş yapmayacaksın diye o günleri görmüştü değil mi? Eziyet çektirecekler. Ama Rab ne yapacak? Bir anda o düzenin hepsini yerle bir edip yıkacak. Demek ki dünya milletleri şu anda akılsızca Rabbi bir kenara koyarak, İncil'i bir kenara atarak kendi aralarında toplanıp sistem kurmaya çalışıyorlar. Rabsiz sistem yürümez kardeşler. Tanrı bilgisi olmadan, Mesih bilgisi olmadan hiçbir sistem ayakta kalamaz. Ha bir müddet için kalıyor gibi olacak. Ama sonra ne olacak? Yıkılacak, kendi sistemi kendisini yiyecek. Öyleyse sen onların içine girme. O düzen içine kesinlikle girme. İkinci kez haleluya. Onun dumanı sonsuza dek tütecektir. Demek ki Rab adil yargıç olan milletleri yargıladığında o şeytanın düzenini, yalancı peygamberliğin düzenini ve dünyanın o siyasi sistemini yargılandığında ne olacak? Artık egemenliğini Rab ilan ettiği için onlar bir daha ayağa kalkamayacak. Rab İsa Mesih'e baş kaldıran her düzen ezilecek ve bir daha ayağa kalkamayacak. O yüzden de ikinci kereme diyor, haleluya deyin. Rab'be övgüler sunun. Çünkü artık dünya üzerindeki bütün sistemler alt üst oluyor. 24 ihtiyarla 4 yaratık yere kapanıp amin, haleluya diyerek tahta oturan Tanrı'ya tapındılar. O 24 ihtiyarları daha önce görmüştük değil mi? Tanrı'nın tahtının etrafında. O 4 yaratığı da görmüştük. Şimdi orada Tanrı'nın tahtında büyük bir sevinç var. Nedir? Çünkü Tanrı yeryüzüne hükmetmeye başladı ve Rabbin kullarına karşı olan her düzeni yıkıp yok ederek kendi krallığını ilan ediyor. Sonra tahttan bir ses yükseldi. Ey Tanrımızın bütün kulları, küçük büyük, ondan korkan hepiniz onu övün. Kime sesleniyor? Mesih'e ait olanlara şimdi sesleniş var. Onu övün. Büyük küçük bütün kulları, Mesih'e ait olanlar onu övün. O gün o övünç çığlıklarını, sevinci kim işitecek? O son sevinci kim erişecek? İsa'ya ait olanlar. O görkemli güne sadece İsa'ya ait olanlar erişecek. Diğerleri ise ne olacak? Onların dumanı diyor, sonsuzlara dek tütecek. Demek ki Mesih'e baş kaldıran her millet azap çekecek. Mesih'i reddeden her sistem azap çekecek. Mesih İsa'yı baş olarak kabul etmeyen her din azap çekecek. Kurtuluş sadece İsa Mesih'e ait olanlara. Onlar övgü ve yücelik sunacaklar. Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların güçlü gök gürlemesinin sesine benzer sesler işittim. Yine büyük kalabalıklar ne söylüyorlar? Haleluya diyorlar. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrımız egemenlik sunuyor. Rab Tanrı artık açık bir şekilde milletler üzerinde kendi egemenliğini göstermeye başladı. Onun için de 7. ayette diyor, sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü ne oluyor? Orada güzel bir söz söylüyor. Çünkü diyor kuzunun düğün şöleni başlıyor. Düğün şöleni başlıyor. Ne mutlu geline. Ne mutlu o günü bekleyen geline. Düğün şöleni başlıyor diyor. İşte sevinçli haber burada kardeşler. O düğün şöleni gerçekleşecek. Ve gelin damatla buluşacak. Gelinin damatla buluştuğu an en heyecanlı olan andır değil mi? En görkemli olan andır. Yani final noktasıdır orası. Ve gelin mutlaka damadına erişecek. Gelin kimdir? Kilisedir. Gelin sizsiniz. Rabbin gelinleri sizsiniz. Uluslar arasından, milletlerden seçilmiş olan o gelin. Kim için hazırlanıyor? Mesih İsa için hazırlanıyor. Öyleyse sen kendini kime saklamalısın? Gelin kendisini kime saklar? Güveyine saklar değil mi? Öyleyse ne olacak? Sen de gelin olarak kendini kime saklayacaksın?
İsa Mesih'e, İsa Mesih'in görünüşünü hazırlayacaksın. Çünkü damat göklerden görünecek ve düğün şöleni başlayacak diyor. Evet, çünkü kuzunun düğünü başlıyor, gelini hazırlandı. Peki, gelinin daha önceden hazırlanması iyi olmaz mıydı? Bu kadar sıkıntı çekmesi gerekiyor muydu? Bu kadar elemlerden, azaplardan geçmesi gerekiyor muydu? Gerekiyor. Rab dedi, bu dünyada sıkıntınız olacak. Cesur olun, ben bu dünyayı yendim. Evet, o da haça gerildi. O da işkence gördü. O da azap çekti. O yüzden gelinine şunu söylüyor ki, bu dünya bana yaptı, sana da yapacak. Ama ben babama güvenerek zaferi kazandım. Ölümü yendim. Öyleyse sen de bana güvenerek sabırla dimdik ayakta dur ve sana emanet ettiğim imanı koru. Pavlus Resul ne söylüyor? Kardeşler, imanı korudum. İyi savaşı savaştım ve kazandım. Zafer tacı benim elimdir. Pavlus hayatı boyunca savaştı. Günahkarlarla savaştı. Kötülerle savaştı. İmansızlarla savaştı. Şeytanla savaştı. Cinlerle savaştı. Ve diyor koşuyorum kardeşler. Koşuyorum diyor. Bir yarış meydanında son çizgiye bir an önce ben ulaşayım. Ve diyor zafer tacını ben alayım diye diyor koşuyorum. Siz de böyle koşun. Çünkü bir düğün var. O düğünde niye dışarıda kalanlardan biri olasın? O şenlikte, o görkemli kuzunun düğünü başladığı zaman eğer dışarıda kaldınsa vay haline. Peki torpille içeri girebilir misin? Acaba kapıda bekleyenlere diyebilir misin ki ya benim burada kardeşim var içeride. O kardeşim için ben de gideyim bir yanına gireceğim. Diyebilir misin? Hayır. Diyemezsin. Mümkün değil. Para versem, biraz dolar falan saysam işe yarar mı? Euro versen işe yarar mı? Mümkün değil. Ne yapacaksın? Neyle kafaya alacaksın? Kapıda bekleyenleri, düğün şöleni özel olarak gelin için hazırlanmıştır. Biliyor musunuz kutsal kitapta bir örnek anlatıyor. Düğün şöleni hazırlandığında adamın bir tanesi içeri girmişti. Sonra düğün sahibi baktı dedi ki sen bu elbiseler nereden geldin? Merak etme elbisen güzel. Nereden geldin? Bu elbiseler nasıl içeride girdin? Atın onu dışarı dedi. Değil mi? Aldılar ve dışarı attılar. Şimdi elbiselerimizi giyip hazırlanmamız lazım. Elbiseler de bakın, gelinin elbiseleri hazır. Ama bu elbiseler Rab tarafından hazırlanmış. Bu zamanki çeşit çeşit gelinliklere benzemiyor. Bakın ne diyor? Giymesi için, öyle gelinin giymesi gereken bir elbise var. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. Ne verilmiş? İnce keten giysiler. Peki nedir ince keten giysi? Ne demek yani? İnce keten kutsalların adil işlerinin simgesidir. Demek ki Rab o ince keten elbiseleri giydirirken orada bir şey işaret ediyor. Sen kutsalsın. Sen benden adil olmayı öğrendin. Sen beni giyindin. O yüzden de İncil hep bize şunu öğretiyor. İsa Mesih'i giyinin. İsa Mesih'i giyinin. Biz giyinmek için her gün vitrinleri geziyoruz. Acaba bugün şimdi hangi moda çıktı? Saatlerce vitrin dolaşırsınız. Günlerce vitrin dolaşırsınız. Hele kadınlar hiç gezmekten bıkmazlar vitrinleri gezmeye. İnsanlar geliyorlar. Adam bilmem hangi ülkeden geliyor bana telefon açmış. Falanca yerde diyor bir tane diyor mağaza açılmış diyor. O mağazaya geldiğimizde pastör diyor bizi götürür müsün? Ne yapacaksın o mağazada? Ya diyor bizim hanımlar bir alışveriş yapacak. O mağaza nerede açılmış ben bilmiyorum ki. İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul tanıdığım yok. Bu sefer derde düşüyorum. Ya falanca mağaza neredeymiş? Yurt dışından misafirlerim geliyor. Mahcup olmayayım da onları alıp bu mağazaya götüreyim diye. Şimdi benim gözüm kulağım orada değil ki. Benim merakım da orada değil. O yüzden de sevgili kardeşler,
dünyasal şeylere heves ettiğimiz kadar bir parça da Rabbin işine heves edelim. Bir parça da Rabbin hazırladığı o giysiyi giymeye çalışalım. Nedir ince keten giysiler? Kutsalların adil işleri nasıl peki? Bu elbiseyi biz nasıl giyiniriz? Mesih İsa'yı nasıl giyinebiliriz? İsa'yı tanımadan giyinebilir misin? İsa'nın karakterini bilmeden onun karakterine kendini dönüştürebilir misin? Bugün en mükemmel karakter İsa Mesih'in karakteridir. Hiçbir insan o karaktere erişemedi. Hiçbir insan o yüceliğe erişemedi. Tanrı'dan gelen tanrısal dolulukla dolu bir karakter. Şimdi İsa Mesih kendisini sana tanıtmak istiyor. O yüzden de diyor ki benden öğrenin. Benden öğrenin ve bana benzer olun. Onun için Resuller de diyorlar ki İsa Mesih'i giyinin. Kardeşler giyinin. Eğer giyinmiş olursak diyor çıplak olmayacağız. Çünkü Mesih'i giyinmek, Mesih'in karakterine bürünmek bize ne getirecek? Sonsuz yaşam getirecek ve o düğün şöleninden içeri gireceksin. Eğer bu ince keten elbise senin üzerinde yoksa hangi elbiseleri giyersen giy işe yaramaz. Mesih İsa hiçbir dünyasal elbiseye hayranlıkla bakmaz. Vay ne de güzel olmuş ya. Ne de yakışmış. Çantası da uymuş, ayakkabısı da uymuş. Saçları da bir havalı yani. Mesih İsa hiç onlara bakmaz. Hiç onlarla ilgilenmez bile. O yüzden senin havan o gün söner gider. Dünyasal havaya değil, göksel havaya ihtiyaç var. Biliyor musun? Evet, dünyasal bir hava vardır. Ama bir de göksel hava vardır. Mesih'in havası bambaşka havadır. O havaya bürünmek ister misin? Evet. İşte çünkü size şunu söyleyeyim. Düğün törenlerinde ne yapar? Herkes güzelleşirler. Herkes kendi güzel kıyafetlerini giyer. Peki dünyasal düğünler bu kadar böyle görkemli, şaşalı oluyorsa içeri girenler, kadınlar, erkekler en güzel elbiselerini giyip en güzel havayla içeri girmek istiyorsa, defileye çıkmış gibi herkes birbirine göstermek için o gün harika bir şekle bürünüyorlarsa, peki o göksel düğün nasıl olur, ne dersiniz? Onu tahayyül edebiliyor musunuz? Ben hayal edemiyorum. Acaba nasıl bir sevinç? Şimdi orada müzik aletleri olmayacak. Ama inanıyorum ki orada da meleklerin söyleyeceği ilahiler vardır. İnanıyorum ki orada da meleklerin coşkusu vardır. İnanıyorum ki orada başka bir sevinç var. Başka bir atmosfer olacak. Çünkü Mesih'in gelişi o kadar basit bir olay değil. Sessiz sedasız olacak bir şey değil kardeşler. Yer yerinden oynayacak bir şeydir. Şimdi biraz sonra göreceğiz ki o görkemiyle nasıl da görünüyor. Evet, ince keten kutsalların adil işlerini simgeler. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ne mutlu onlara. Sen bugün bu düğün şölenine davetlisin. Gelmek ister misin? Düğün şölenine bir davetiye var. Rab'den bir davetiye var. Almak ister misin? Ama biliyor musunuz? Kutsal kitapta yine bir örnek var. Kral diyor oğlunun düğün şölenini hazırlıyordu. Oğlu için güzel bir düğün yapacaktı. Hizmetkarlarını gönderdi ve hizmetkarlarına dedi ki gidin şu davetiyeleri dağıtın. Oğlumun düğünü var. Oğlumun düğün şölenine gelsinler. Ama diyor birileri dedi ki diyor ah kardeşim o kadar çok işim var ki yeni bir tarla satın aldım. Gidip onu görmem lazım. Vaktim yok ki düğüne geleyim. Başka biri de diyecek ki diyor 5 çift öküz aldım gidip onu bir denemem lazım. O yüzden vaktim yok ki geleyim. Bugün düğün şölenine davet ediliyor. 2000 yıldır İsa Mesih'in öğrencileri bir düğünden bahsediyor ve Mesih'in düğün şölenine milletler davet ediliyor. Ama herkesin bir engeli var. İnsanları kiliseye davet ediyoruz pazar günleri ama milletlerin engelleri var. Çünkü başka şölene gitmeyi daha ziyade yeğliyorlar. İsa Mesih'in düğün şölenine gelmektense dünyasal düğün şölenine gidip göbek atmak daha iyidir değil mi? Işın rast gelsin at bakalım zayıflarsın biraz. Sonra ne olacak? Mesih'in düğün şöleni gününde ne olacak? Ne diyor bakın? Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Çağrı var.
davet var ama herkes bu daveti kabul etmiyor. Eğer ki bugün sen kuzunun düğün şölenine girme davetini kabul ettinse sana ne mutlu. Çünkü senin adın göklerdeki hayat kitabına yazılır sevgili kardeşler. Gelen tez gelecek ve gecikmeyecek. İsa Mesih'ten başka kimse gelmeyecek. İsa Mesih istiyor ki bir gelin gibi o gün sen o şölenin içerisinde olasın. İstiyor ki onun o hazırlamış olduğu melekler tarafından hazırlanan o keten elbiseyi giyinesin. O gün mutlaka üzerinde bir şey olacak. Çırılçıplak olmayacaksın. Üzerinde bir elbise olacak. Ama o elbise neyin işareti olacak? Bir simgedir. Senin kutsallığının, senin adil işlerinin, senin Rabb'e ait oluşunun bir işareti olacak. Ardından ekledi. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrı'nın sözleridir diyor. Ona tapınmak üzere ayaklarına kapındım. Yuhanna Resul, şimdi kuzunun düğün şölenini görür görmez, Rabbin adaletini, milletlerini yargıladığını görünce, o düğün şölenini hazırladığını görünce, belli ki Yuhanna Resul kendinden geçiyor, ortam içerisinde. Şaşkınlık içerisinde öyle bir coşuyor ki, ne yaptığını bilmiyor, meleğin ayağına kapanıyor. Yani ağzından bal akıyor, ne güzel şeyler gösterdin bana. O hayranlık içerisinde ne yapıyor? Yanlış olan bir şey yapıyor, meleğe tapınıyor. Ve hemen orada, ama o sakın yapma dedi. Ben de senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir tanrı kuruyorum. Bütün melekler de dahil her türlü yaratılış kime taparlar? İsa Mesih'e taparlar. Çünkü bütün melekler hizmetçi ruhlardır, İsa Mesih'in hizmetçi ruhları. Aynı zamanda size hizmet eden hizmetçi ruhlardırlar. Tanrı'ya tap. Çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. Peygamberlik ruhunun özü neymiş? İsa'ya tanıklık. Bütün peygamberler peygamberlik kitabında ne yapıyorlar? İsa Mesih'e tanıklık ediyorlar. İsa Mesih'in adını övüyorlar. İsa Mesih'i yüceltiyorlar. İsa Mesih'e tanıklık etmeyen hiçbir peygamberlik Rabben değildir sevgili kardeşler. İşin özü budur. Bütün peygamberlerde ne vardır? Mesih'in ruhu vardır. Ve İncil bize öğretiyor, diyor ki bütün peygamberler Mesih'in ruhuyla peygamberlik ettiler. Eğer bir peygamber ortaya çıkar da Mesih'in ruhuyla peygamberlik etmezse şu bilinsin ki bu Rabben değildir. Tanrı kelamı bize bunu öğretiyor. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Evet, şimdi Rab İsa Mesih kendi yüceliğini gösteriyor. Birincisinin adı sadık ve gerçektir. İsa Mesih ne demişti? Yol, yaşam ve gerçek ben. Birincisinin adı sadık ve gerçektir. Ve adaletle yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibi. Başında çok sayıda taç vardı. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Yeni bir adı var İsa Mesih'in. Kimsenin bilmediği bir ad üzerinde yazılıdır diyor. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Niçin kana batırılmış bir kaftan diyor? Daha önce de söyledik. Ne yapacak? Kendisine karşı gelenleri yok edecek. Kendisine karşı gelen sistemi, yalancı peygamberliği, siyasi düzeni, ekonomik düzeni ortadan kaldıracak. O yüzden de diyor ki kana batırılmış bir kaftan var üzerinde. Yani kan sıçramış üzerine, çünkü milletlerden İsa Mesih'in kullarına zulmedenler üzerine yargı gelecek. Onlar İsa Mesih vasıtasıyla yargılanacaklar. Bütün milletler. İsa'ya ait olanlara sıkıntı veren bütün milletler, İsa'yı reddeden bütün milletler İsa Mesih'in ayakları dibinde çiğneneceği için ne yapacak diyor? Kanları, onların kanı İsa Mesih kaftanına damlayacak. Öyleyse şimdi İsa Mesih inayet Rabbi olarak ne yapıyor? İnayetiyle bekliyor, sabırla bekliyor. Ama gün gelecek, İsa Mesih'in koyduğu gün tamamlanacak, sabır günü tamamlanacak, yargı günü ve mahkumiyet günü gelecek. Hiç kimse şunu düşünmesin, demesin ki, hayır canım İsa sevgi tanrısıdır, sevgi Rabbi olduğu için de kimseye zarar vermez. Hayır, verecek. Adalet Rabbi olduğu için zarar verecek. Kötülük yapanlara kötülüğüne göre ödeyecek. Yoksa adil olmaz.
Yoksa adaletinden şüphe edilir o zaman. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. İsa Mesih kimdir? Hangi adla anılır? Tanrı sözü değil mi? Söz beden alıp aramıza geldi. Evet, Tanrı'nın sözünün bütün doğruluğu kimdedir? İsa Mesih'te mevcuttur. Çünkü İsa Mesih Tanrı'nın beden almış vahisidir. İsa Mesih Tanrı'nın beden almış sözüdür. İsa Mesih Tanrı'dan çıkmış gelmiş olandır. Onun için de Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. İsa Mesih'in ikinci gelişinde gökten gelirken bütün melekler ne yapacaklar? Onunla birlikte gelecekler. Çünkü bütün melekler İsa Mesih'in hizmetindedirler. Hizmetçi ruhlar olarak İsa'ya hizmet ediyorlar. O görkemli görünüşü şöyle bir düşünün. Çünkü biz kutsal kitabı İncil okuduğumuz zaman ne diyordu? Borazan çalınacak, Rab İsa bulutlar arasından gökten görünecek. Ve onun orduları da beraber ne yapacaklar? Gelecekler. Onu izliyorlardı. Ağzından diyor, ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla gidecek, her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılı. İsa Mesih'in kaftanının üzerinde hangi isim yazılı olacak? Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. O görkemli gelişte bütün dünya milletlerinin göreceği bir şey. Kralların kralı, Rablerin Rabbi. Bu şu demektir. Ey bütün krallar, bilin ki sizin üzerinizde bir kral var, o İsa Mesih'tir. Ey bütün inançlar, bütün dinler, bilin ki sizin üzerinizde tek egemenlik sürecek olan bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Amin. Haleluya. Bundan sonra diyor, güneşte duran bir melek gördü. Göğün ortasında uçan büyük kuşlara yüksek sesle çağırdı. Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerin, özgür, köle, küçük, büyük hepsinin etini yemek için toplanın diyor. Kuşlara gelin diyor. Çünkü niye? İsa Mesih gelişinde o yalancı peygamberliğin denetiminde olan, o sahte peygamberliğin denetiminde olan hala o şeytanın kuvveti İsa Mesih'in ordularına karşı gelecek. İsa Mesih'e hala karşı gelmeye çalışacak, hala direnmeye çalışacak. O şeytan nasıl ki İsa Mesih bedende geldiğinde gidip de ona karşı her şey bana verildi deyip de kendisini göstermeye çalıştı. Aynı şekilde İsa Mesih'in ikinci gelişinde de yine şeytani güçler şeytanın denetiminde olarak Mesih'e karşı gelecekler. Ve milletler, Mesih'e karşı gelen bütün milletler Mesih'in diyor ağzından çıkan solukla ne yapacaklar? Yok edilecekler. Ve o zaman bütün göğün kuşları başka bir düğün alayı yapacak. Düğün sevinci yapacak ve diyor onların etini kuşlar yiyecek. Böylelikle diyor yeryüzüne serilecekler. Manzara çok korkunç. Bu şunu gösteriyor. İsa Mesih'in krallığına kimse karşı gelemez. Hiçbir güç, hiçbir sistem, hiçbir düzen İsa Mesih'in ikinci gelişinde onun karşısında ayakta duramayacak. O gün hangi milletler ayakta duracak? Kim ki İsa Mesih'in ismine yürekten iman ediyor, onun ismine tövbe etmiş, Rab ve kurtarıcı olarak onu yüreğine almışsa onlar ayakta duracaklar. Ve diyor, sonra canavarı dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla onunla ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. Canavar dediği kimdi? Sistem, şeytanın kurmuş olduğu sistem. Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandılar. Daha önceki bölümde ne olmuştu? Etkisiz hale getirilmişlerdi, düzen yıkılmıştı. Ama hala varlıklarını sürdürmek istiyorlar, hala İsa'ya baş kaldırmak istiyorlar. Ama İsa Mesih'in ikinci gelişinde ne oluyor? Sahte peygamber yakalanıyor ki sahte mucizeler yapmıştı. Hatta gökten ateşler yağdırarak insanları kendine çekmişti ki gerçek Mesih benim diye. O yalancı Mesih ortaya çıkacak. Yalancı Mesih yalancı mucizeler yapacak. Ama bütün o yalanları 3,5 yıl sürecek ve sonra yıkılacak. Mesih'in gelişiyle de ne olacak?
canavar dedilen o siyasi sistem, ona bağlı olan yalancı peygamberlik sistemi, hepsi de ne olacak diyor, yakalanacaklar. Ve sahte peygamber canavarın işlerini alıp heykeline tapanları bu belirtilerde saptırmıştı. Evet, demişti ki işte gerçek Mesih benim. Bana gelin, bana inanın, 666 damgasını size vurayım ve siz selamette olun demişti ve İsa Mesih'e küfretmek için insanları zorlamıştı. Ama şimdi ne oluyor? Yıkılıyor. Şimdi ne oluyor? Parçalanıyor. Şimdi ne oluyor? İsa Mesih avuçlar içerisinde. Demek ki Rab İsa'nın müsaade ettiği kadar milletler bir şey yapabiliyorlar. Eğer bugün milletler Mesih'e karşı geliyorlarsa, Rab İsa Mesih müsaade ediyor ki, hadi gücünüzü gösterin, hadi kuvvetinizi gösterin, size biraz müsaade edeyim. Kötülükten zevk alıyorsunuz, sizi bırakayım, kendi kötülüğünüzden zevk alın. Ama günü geldiğinde İsa Mesih ne yapacak? Kötülükten zevk alanlara aynısını yapacak. Bak dedik, senin zevk aldığını şimdi ben sana yapıyorum. Ne olacak? Nereye kaçacaklar o gün milletler? O gün uluslar kimin adını çağıracaklar? Kimi? Hangi kitaba sığınacaklar? Hangi peygamberin adını çağıracaklar? Nereden kurtuluş bulacaklar? Mümkün değil. Çünkü İsa Mesih'in gazabı başlamıştır. Bugün eğer milletler rahatlarsa, İsa Mesih'in inayetinden dolayı bugün milletler rahat. O yüzden de İsa Mesih merak etmeyin diyor. Size yaptırana ben yapacağım. Size çektirene ben çektireceğim. Size vurana ben vuracağım. O yüzden ölç benimdir, karşılığını ben vereceğim. Sadece sen düşmanın acıkmışsa ona yiyecek ver. Düşmanın susamışsa ona su içir. Onun için sen hayır dua et. Merak etme diyor, böyle yapmakla onun başına ateş korları yakarsın. Ve ölç benimdir deme günü geldiğinde, sevgili gelinim, senin için ölçü ben alacağım. Ve Rabbin işte o düğün şöleni geldiğinde ne oluyor? Yalancı peygamber bağlanıyor. Canavar denilen o siyasi sistemi yürüten milletler, devletler yerle bir ediliyor. Ve İsa Mesih'e karşı gelenlerin hepsi İsa Mesih'in ağzından çıkan solukla yok ediliyorlar. Nasıl karşı geleceksin? Mümkün mü? Ne dersiniz? İsa Mesih'e karşı gelmek mümkün mü? İsa Mesih ne demişti? Benim krallığım bu dünyadan değil. Benim krallığım, evet ben kralım. Pilatus ona dedi, onu yakalayıp da haça gelmek üzereyken, sen kral mısın? Sen kral mısın? İsa dedi, evet ben kralım. Alay ettiler. Pedro onun elbisesini çıkardılar. Aralarında pay ettiler. Ona tokat attılar, vurdular. Sen kral mısın? Evet ben kralım. Ama benim krallığım bu dünyadan değil. Günü geldiğinde göreceksiniz. Ben şimdi kral olarak size kurtuluş getirmek için sizin fidyenizi ödüyorum. Ama günü geldiğinde gerçek krallığı açığa çıkacak. Onu reddedenler, ona tokat atanlar o gün ne yapacaklar? İsa Mesih ne dedi? Birisi size bir şey yapmışsa bana yapmış olur. Bugün eğer biri sana tokat atıyorsa kime atmıştır tokatı? İsa'ya atmıştır. Biri sana hakaret ediyorsa kime hakaret etmiştir? İsa'ya hakaret etmiştir. Biri seni reddetmişse kimi reddetmiştir? İsa'yı reddetmiştir. Çünkü İsa Mesih dedi, size yaptılarsa bana yapmış olacaklar. O yüzden milletler size ne yapıyorsa, siz hiç darılıp gücenmeyin, bilin ki size yapılan şey İsa'ya yapmıştır. O yüzden de İsa Mesih diyor, siz niye kızıyorsunuz? Onlar sizi reddetmiyor ki. Onlar beni reddediyorlar. Onlar size hakaret etmiyor. Onlar aslında bana hakaret ediyor. Onlar size küfretmiyor. Asıl bana küfrediyorlar. Ama ben sabırlıyım. Sabırla bekleyeceğim. Çünkü benim kilisemin sayısının dolması lazım. Benim gelinlerimin sayısının tamamlanması lazım. Benim gelinim o pat keten elbiseyi giymesi lazım. Hazırlandığı gün ben düğün şölenimi hazırlayacağım. Benim düğün şölenime, benim adıma iman edenler katılacak. Ama milletler ise ağzının soluğuyla vurulacaklar ve yok edecekler. Ve o zaman diyor, işte canavar da, sahte peygamber de, her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldılar. Kim kurtaracak bu ateş gölünden? Nereye kaçacaklar? Mümkün değil. Mümkün değil. Atıldı. Atan kimdir? İsa Mesih. Ne dedi İsa Mesih?
Yerde ve gökte bütün hakimiyet bana verildi. Babamın neyi varsa benimdir. Yerde ve gökte bütün yetki benimdir. Bugün milletler kabul etmiyorlar. O yüzden vahiy kitabı bize şunu gösteriyor ki gerçek hakimiyet kimin elindedir? Hakimiyet kayıtsız şartsız kimindir? Milletinde, insanındır. Gün geleceği öyle yazacak. Hakimiyet kayıtsız şartsız insanındır. O duvarlarda onlar yazacak. Çünkü hakimiyet İsa'ya ait başka yer. Kimse de değildir kardeşler. Hakimiyet sahibi olan İsa Mesih bugün sen gelinini hazırlamak istiyor. Sevinin, merak etmeyin, sevinçle coşun. Kimseyi dinlemeyin, kimseye kulak atmayın. Milletler çok düzenler kuracak. Çoğunluğun söylediği söz her zaman doğru değildir. Çoğunluğun yaptığı iş her zaman doğru değildir. Sakın demeyesin ki ya herkes böyle yapıyor, herkesin hoşuna gidiyor. Ben niye böyle yapmayayım? Sakın. Sen onlardan değilsin. Sen onlardan biri değilsin. Sen milletlerden seçilensin. Sen milletlerden ayrılansın. O yüzden senin farkın var. Sen tek başına da kalsan İsa'ya ait olduğunu göstereceksin. Diyeceksin olabilir, herkes böyle yapar. Ama İsa böyle dediği için ben böyle yapacağım. Bırak kenarda garip kal. Bırak kimse senin yüzüne bakmasın. Seni sevmesin. Seninle dost olmasın. Seni seven, seni dost olan kralların kralı, Rablerin Rabbi İsa var. Yetmez mi? Yetmez mi sana? Daha ne istiyorsun fazla? Öyleyse onunla sevinç ve sevinçten coş. Çünkü bütün o düzen yerle bir edilecek ve diri diri diyor ateş gölüne atılacak. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürülecekler. Bütün kuşlar da diyor onların etiyle doyacak. Ve böylelikle Mesih'e karşı gelen her sistem yerle bir edilecek. İsa'yı kabul etmeyen bütün düzen yerle bir edilecek. Bütün krallık yerle bir edilecek. Zafer kimin olacak? İsa Mesih'in. Düğün şöleni hazırlanıyor. Şimdiden Rab bütün milletler arasından gelinini hazırlıyor sevgili kardeşler. Ve 20. bölüme haftaya devam ederiz. Ve göreceğiz ki orada da ne olacak? Şeytan da bağlanacak. Ve Rab'in krallığı, 1000 yıllık krallığı egemenlik sürecek. Rab gelişiyle gelinini hazırlıyor ve böylelikle 1000 yıllık krallığa geçiş dönemi başlamış oluyor. Evet, buradan aldığımız bütün bu dersleri Rabbin sözlerini yüreğimize yazalım ve imanla, iman doluluğuyla adımlarımızı gözetelim. Rab yolundan ayrılmayalım. Her zaman hayatımızda İsa Mesih'i izzetleyip yüceltelim. Çünkü o da seni o gün kendi izzeti ve yüceliğine eriştirecek ve senin hayal bile edemediğin en güzellikleri ve sonsuzluğun doluluğunu sana hediye edecek. Amin. Amin. Rabbe izzet ve yüceliği olsun. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin.